Dakikada Türkçe. Türkçe'de cümleler ikiye ayrılır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Fiil cümlesi bir hareket bildiren cümledir. İsim cümlesi bir durum bildirir. Örnek: şimdi okula gidiyorum. Fiil cümlesi çünkü bir hareket vardır. Ben bir öğretmenim. İsim cümlesi bir hareket değil, bir durum vardır. There are two types of sentences in Turkish: verb clauses and noun clauses. Verb clause is a sentence which describes an action. A noun clause is a sentence describing a circumstance, position or status. For example, şimdi okula gidiyorum. I am going to school now. Verb clause demonstrating an action. Ben bir öğretmenim. I'm a teacher. A noun clause demonstrating a status. İsim cümlelerinde cümlenin yükleme olan isme Türkçenin armonisine göre şu ekleri getiririz. Ben, ım, im, um, üm. Sen, sın, sin, sun, sün. O, bu kişide ek yoktur. Biz, ız, iz, uz, üz. Siz, sınız, seniz, sunuz, sünüz. Onlar. Bu kişide ek getirmek zorunda değiliz. Ama istersek sadece lar ve ler çokluk ekini de kullanabiliriz. Burada kullandığımız ekler şahıs ekleridir. Bu ekleri fiillere de getirebiliriz. In noun clauses, we add the following affixes to the main subject according to the Turkish harmony of vowels. Ben, ım, im, um, üm. Sen, sın, sin, sun, sün. O. The single third party form doesn't need an affix. Biz, ız, iz, uz, üz. Siz, sınız, siniz, sunuz, sünüz. Onlar. We don't have to add an affix to this form, but if you want, we can use the plural affix ler and lar. The affixes we use here are personal affixes. We can add them to verbs as well. Hemen örneklere bakalım. Ben futbolcuyum. Sen doktorsun. O polis. Biz hemşireyiz. Siz mühendissiniz. Onlar asker. İsim cümlelerini olumsuz yapmak için sadece değil kelimesini kullanırız. Değil kelimesinden sonra uygun şahıs eklerini getiririz. Örnek: ben yorgun değilim. In order to make noun clauses negative, we use the word değil. After the word değil, we add the appropriate personal affixes. For example, ben yorgun değilim. I am not tired. Eğer soru soracaksak, daha önce öğrendiğimiz soru ekini kullanırız. Soru ekinden sonra uygun şahıs ekini getiririz. If we want to ask a question, we should use the interrogative affix that we have learned earlier. In this case, we use the appropriate personal affix after the interrogative affix. Aç mısınız? Bravo, hayır, aç değiliz. Evleri okula uzak mı? Aferin size, evet, evleri okula uzak. Şimdi de soruları biz soralım. Bravo, hasta mısın? Aferin size, siz öğrenci misiniz?